Muğla'da KESK Şubeler Platformu Soma ve Ermenek'te yaşanan maden kazalarını protesto etti. Sınırsızlık Meydanı'nda topluluk adına konuşan KESK Şube Başkanı Fatma Yavaş, ülkemizde maden işçilerinin 19. yüzyıl kölelik koşullarında çalıştırıldığı eleştirisini dile getirerek şunları söyledi. Türkiye'de işçiler 19. yüzyıl kölelik koşullarında çalıştırılmanın sonuçlarını en acı şekilde yaşamaya devam etmektedir. Karaman Ermenek'te rödovan sistemiyle faaliyet gösteren bir madende yaşanan su baskını nedeniyle 18 işçi mahsur kalmış, olayın üzerinden saatler geçmesine rağmen madendeki işçilere hala ulaşılamamıştır. Madenin kapısında sabırla ve umutla bekleyen insanlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Son yıllarda binlerce işçinin ölümüne neden olan iş kazalarının ardı ardına meydana gelmesine rağmen yetkililerin gerekli önlemleri bir türlü almadığını belirten Yavaş, konuşmasına şöyle devam etti. Son yıllarda Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen ve çok sayıda işçinin hayatına mal olan maden kazalarının peş peşe yaşanması kesinlikle tesadüf değildir. Madenlerdeki çalışma koşulları işçilerin can güvenliğini tehdit eder boyutlara ulaşmış olmasına rağmen işçilerin göz göre göre ölüme gönderiliyor olması dikkat çekicidir. Soma'da yaşanan ve resmi kayıtlara göre 301 işçinin hayatına mal olan maden faciasının ardından Karaman'da yaşananlar yasal yükümlülüklerini yerine getirmemekte direnen maden sahiplerinin en temel işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda atılması gereken adımları atmadığını göstermektedir. Topluluk açıklamanın ardından Sınırsızlık Meydanı'ndan ayrıldı.